Bugün size orijinali MIT Felsefe Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışan Julia Markovic tarafından hazırlanan bir dersin ikinci bölümünü anlatacağız. Konumuz utilitarianizm yani faydacılık. Utilitarianizmi iki kısımda inceleyebiliriz diye belirtmiştik. Neyin değerli olduğunun teorisi ve neyin değerli olduğu verili olduğunda doğru eylem teorisi. Öncelikle neyin değerli olduğu teorisine bakalım. Buna göre kendi başına değerli olan tek şey mutluluk ve ıstırabın yokluğudur. İkincisi ise doğru eylem teorisi. Doğru eylem, değerli olandan en çok üreten, onu maksimize eden eylemdir. Ya da değerli olan kesin olarak bilinmiyorsa en çok beklenen, umulan değeri üreten eylemdir diyebiliriz. Eğer bu ikisini bir araya getirirseniz yani Değer teorisi ve neyin değerli olduğu verili olduğunda doğru eylem teorisini bir arada düşünürseniz, utilitaryanizmi düşünmüş olursunuz. Utilitaryanizm bu iş için biçilmiş kaftandır. Çok basit ve evrensel uygulaması olan, kuramsal olarak çok ince düşünülmüş bir teoridir. Aynı zamanda değer ve mutluluğa dayanır ki bu kavramlar evrensel olarak paylaşılır. Hemen hemen herkes mutluluğa değer verir, değil mi? Utilitaryanizm bir açıdan tamamen eşitçiliktir. Utilitaryanizm'e göre her bir bireyin mutluluğu diğer herkesin mutluluğuyla eşit kabul edilir. Mutluluğun değerli olduğu ve değerli olanı ne kadar fazla hale getirirsek o kadar iyi olduğu görüşünde ilk bakışta akla yatan ve bize tabii ki öyle olacak zaten dedirten bir yan var. Ve gördüğümüz üzere bu fikirleri benimsemek, en azından Bentham'a o zamanlarda birçok kişinin görmediği ahlaki konular hakkındaki bir içgörü kazandırdı. Ama utilitarianizmin bu iki alt başlığı bazı çevrelerde bazı endişelere de yol açtı. Bir kısım endişe, utilitarianizmin değer teorisiyle ilgili. Birçok insan, Yalnızca mutluluğun değerli olduğu ve yalnızca ıstırabın değersiz olduğu fikrine katılmamaktadır. Mesela hayatlarımız hakkında büyük oranda bir yanılgı içinde olsak bile yine de mutlu olamaz mıyız? Belki de arkadaşlarımız olarak düşündüğümüz insanlar gerçekte bizden nefret ediyorlar ya da başarı olarak gördüğümüz bir işle aslında alay ediliyor. Bu durumda hala mutlu olabiliriz ama hayatımız değerli olan şeylerin çoğundan yoksun olacaktır. Bu endişeler utilitaryanizmin değer teorisini yeniden gözden geçirerek kısmen atlatılabilir. Belki de yalnızca mutluluk değil, genel anlamıyla bakıldığında hayatta iyi olma hali daha değerlidir. Yani sağlıklı olma, mutlu olma, refah içinde olma hepsi dahil. Tam olarak neyin değerli olduğunu çözmek Kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden bu problemi şimdilik burada bırakıyorum. Onun yerine utilitaryanizmin ikinci kısmına yönelik bir probleme odaklanmak istiyorum. Yani doğru eylem teorisine. Teorinin özellikle bu kısmı sorgulanması zor görünüyor. Bir kere neyin değerli olduğuna karar verdikten sonra o şeyden daha fazlasını garanti altına almanın ahlaken daha iyi olduğunu nasıl inkar edebiliriz ki? Çok makul görünse de bu düşüncenin de şaşırtıcı bir şekilde problematik olduğu ortaya çıktı. Filozof T.M. Scallon'ın verdiği bir örneği düşünelim. Örneğin, Jones adlı bir kişi bir televizyon kanalının verici istasyonunda bir kaza geçiriyor. Elektrik ekipmanları kolunun üzerine düşüyor ve vericiyi 15 dakika kapatmazsak onu kurtaramıyoruz. O sırada da dünya çapında bir sürü insan kanalın yayınladığı Dünya Kupası maçını izliyor ve maç en az 1 saat daha devam edecek. Johnson yarası beklediğimiz bu süre içinde kötüleşmeyecek ama eli ezilmiş ve çok fazla acı veren elektrik şoklarına maruz kalıyor. Şimdi, onu şimdi mi kurtarmalıyız yoksa maç bitene kadar beklemeli miyiz? Yapılması gereken şey Kaç tane insanın maçı izlediğine bağlı mıdır? 1 milyon ya da 5 milyon ya da 100 milyon gibi. Daha net olarak söylemek gerekirse. Mesela son dünya kupası finalini 1 milyarın üzerinde insan izledi. Utilitaryanist biri bu durumda zavallı Johnson kaderiyle baş başa bırakılması gerektiğini mi söyleyecektir? Şöyle düşünelim. Utilitaryan bakış açısına göre bir kişinin ölümünü engellemek çok iyi bir şeydir. Ama tabii ki birçok ağır sakatlanmayı önlemek de daha çok ıstırabı dindirebilir ve böylece tek bir hayatı kurtarmaktan daha fazla değer üretir. Veya daha hafif olsa da, daha fazla sayıda sakatlanmayı önlemek de, daha ağır ama nispeten daha az sayıda olan sakatlanmayı önlemekten daha değerlidir. Bu akıl yürütmeyle devam edelim ve çok daha hafif bir rahatsızlığa, Mesela baş ağrısına gelelim. Bu baş ağrısını eğer yeteri kadar sayıda insan çekerse bu durum örneğin daha az kişinin muzdarip olduğu ama daha ağır olan bir rahatsızlıktan örneğin bilek burkulmasından daha kötüdür. Çünkü çok daha fazla insan baş ağrısı çekmektedir. Daha az değerli ifadesinin dilsel açıdan geçişli olduğuna dikkat edin. A, B'den daha az değerli ise ve B de C'den daha az değerli ise, o zaman A, C'den daha az değerlidir. Sonuç olarak, yeterince fazla sayıda baş ağrısını önlemenin, tek bir kişinin hayatını kurtarmaktan daha fazla değer ürettiği sonucuna ulaşmış gibi görünüyoruz. Zavallı Jones'a dönecek olursak, 1 milyar futbol taraftarı için 15 dakikalık hayal kırıklığını önlemek, Jones'un bir saat daha fazla acı çekmesini önlemekten daha değerli olabilir. Eğer utilitarianizmin ikinci unsuru, yani doğru eylem teorisi doğruysa ve ahlaken doğru eylem, değeri maksimize eden eylemse, zavallı Jones'u acı çekerken bırakmak bu durumda ahlaken gerekli gibi görünüyor. Peki bunun doğru olma ihtimali olabilir mi? Kulağa yanlış geliyor ama bu örnek Hayatta sürekli böyle dengeler kurmak zorunda kaldığımızı fark etmek açısından iyi olabilir. Mesela hız sınırını yükseltmek. Daha çok kazaya ve ölüme yol açacak olsa da milyonlarca insan için ufak bir rahatlık sağlayan hız sınırının yükseltilmesi işte böyle bir örnek. Veya atletlerin ayak tedavileri için araştırma fonu olarak ayrılan bütçeler bazen çok nadir görülen ama çok ölümcül olan hastalıklara ayrılmayabiliyor. Başka bir örnek. Çok fazla insana yalnızca az miktarda faydası dokunsa bile parazitleri yok etmek için yardım fonu ayrılabiliyorken, çok daha az sayıda insan için ölüm gibi ciddi bir durumu engelleyecek programlara fon ayıramayabiliyoruz. Ya da en azından parazitlere ayrılan fon kadar çok fon ayırmayabiliyoruz. Tüm bunlara rağmen birçok insan utilitarianizmin Johnson durumunda bize yanlış tavsiyede bulunduğunu düşünecektir. Toplam değeri maksimize etmek için bile olsa insanlara yapmayacağımız ya da yapılmasına izin vermeyeceğimiz şeyler vardır diye düşüneceklerdir. Başka bir deyişle, bazı durumlarda çoğunluğun iyiliği söz konusu olsa bile tek bir kişinin çıkarının yine de hiçe sayılmaması hakkı vardır. Bu düşünceye göre potansiyel olarak hayat kurtarabilecek bir bilgi edinmek için bile olsa işkencenin kullanılmasına karşı çıkılabilir.